ABC pozitif tam sayılar olmak üzere K eşittir 2A artı 1 aynı zamanda 5B artı 4 aynı zamanda 7C artı 6. Eşitliğini gerçekleyen 3 basamaklı en küçük K sayısının rakamları toplamı kaçtır? Bu soru aslında bir soru modelinin bir üst versiyonu. O soru modeli şöyleydi. Bir sayı var hem 2'ye hem 3'e hem 5'e bölünebiliyor. Bu sayı hangisi olabilir? Hemen bakardık 2'nin 3'ün 5'in katı ne var? Mesela 30 var. 30 olabilir derdik. Soruda derdik ki ama bu 3 basamaklı bir sayı. Öyleyse derdik ki 30 olur, 60 olur, 90 olur. Bunlar 3 basamak değil. 120 olur. En küçük 3 basamaklı sayı 120'dir derdik. Bu soruyu biraz zorlaştırdılar. Daha kolay, artık kolay olarak görüldüğü için daha zor bir şekilde soktular. Diyor ki K diye bir sayı var. Bu 2'nin katı mı? Yok değil. 2'nin katının bir fazlası. 5'in katı mı? Değil. 5'in katının 4 fazlası. 7'nin katı mı? Hayır, onun 6 fazlası. Bu sayı böyle abuk subuk bir sayı mı yoksa belli bir kuralı var mı? Ona bakıyoruz. Bir benzerlik arıyoruz. 2 artı 1'e eşit. 5B artı 4'e eşit. 7C artı 6'ya eşit. Biliyoruz ki bu 2, 5, 7'nin katı olabilecek bir şey ama nasıl olur? Şöyle hepsine 1 eklesek şunların. Yani K'ya 1 eklesek. 1 artı k desek. Ne oluyor? 2a artı 2 oluyor. 5a artı 5 oluyor. 7c pardon 5b artı 5 oluyor. 7c artı 7 oluyor. Yani hepsinin katı oluyor aslında. Çünkü 7c artı 7 demek yine 7'nin katı demek. Bulduğunuz sayı hem 2'nin hem 5'in hem 7'nin katı oluyor. İşte kullandığı taktik bu. Burada her biri yani 1 2'den 1 eksik, 4 5'ten 1 eksik, 6 7'den 1 eksik. 1 eksik olmayabilirdi. Hepsi 3 eksik de olabilirdi. Şu biraz daha büyük olsaydı. O zaman da k artı 3 diyecektik. Önemli olan nokta ne? Şu katlar ile şunların yanlarındaki ifadeler arasındaki bağlantı. Şöyle de diyebilirdi. 2a eksi 1, 5b eksi 4, 7c eksi 6 gibi bir şey de diyebilirdi. Orada da farklı bir yöntemle yine K'ya ekleyerek çıkararak bunu bir şeyin katına benzetmeye çalışacaktık. Burada benzettik. K'ya 1 eklediğimizde hem 2'nin hem 5'in hem 7'nin katı olan bir sayı buluyoruz. Ama diyebilirsiniz ki bizim K artı 1 ile işimiz yok. K'nın kaç olabileceğini soruyor. Biz K artı 1'i bulacağız. Ondan 1 çıkaracağız. K artı 1 dediğimiz sayı K'ya 1 eklediğimizde hem 2'ye hem 5'e hem 7'ye bölünüyor. Peki hem 2'ye hem 5'e hem 7'ye bölünebilen sayı nedir? 7 kere 5 35. 35 hem 7'ye hem 5'e bölünür ama 2'ye bölünmez. Bunu bir de 2 ile çarpayım 70. 70 hem 2'ye hem 5'e hem 7'ye bölünüyor. Peki cevabım 70 K artı 1 ise 70'ten 1 çıkarttım 69. 69 olabilir mi cevabım? Olamaz. Niye? 3 basamaklısını soruyor. Bu şartları sağlayan 3 basamaklı en küçük sayı. Az önce bahsettiğim şekilde yani en baştaki soru modeli vardı ya 2'ye 3'e 5'e bölünebilen sayılar. 70'i bulduk. 70 olmuyor. Bunun 2 katını alalım. 140. 140 şartı sağlıyor 3 basamaklı sayı. K artı 1, 140 olsun. Bize K'yı soruyor. Öyleyse K da 139'dur. 139'un rakamları toplamı kaçtır? 3, 9 daha 12, 1 daha 13. Cevabımız 13. Biz bakalım mesela 139 yazarsak yerine 139 1 çıkarttık 138 2'ye bölünüyor evet. 4 çıkarttık 135 5'e bölünüyor. 6 çıkarttık 133 7'ye bölünüyor mu? Hemen göremedim. Ama bölünüyor galiba. Evet 19 geliyor. Demek ki bölünüyormuş. Bunu nasıl yaptık? Pratik yolda. Önce aralardaki farkı bularak bu bir şeyin katı mı diye baktık. 2'nin, 5'in, 7'nin katına olabilecek k artı 1 ifadesini bulduk. K artı 1 ifadesinden hangi değer olabileceğini bulduktan sonra tekrar 1'i çıkararak k'ya döndük ve 139 sonucuna ulaştık. Onun rakamları, değerleri toplamı da 13.